Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, bomba gibi bir videoyla beraberiz. Normalde 2 tane kuş dökme videosu çekmiştik. Bugün tekrardan 3 tane kutumuzu ayarladık. Güvercinlerimizi rüzgarlı bir havada hem de kapalı bir havada güvercinlerimizi gidip ta bizim köyden bırakacağız. Bunu zaten geçen videolarda söylemiştik. Bir öncekinde şu taraftan bırakmıştık. İlk bıraktığımızda şu düzergahtan bırakmıştık. İkincisini ise adliye tarafından bıraktık arkadaşlar. Şu tarafta şu düzergahtan bıraktık. Şimdi ise tam doğru Yavuz eline doğru zaten bilen arkadaşlar vardır. Bugün orada bizim köyden bırakacağız. Süleyman Obası'ndan bizim köyden bizim tarlanın içinden bırakacağız. Tam toplamda 30 tane güvercinimize koyacağız. Ama bugün seçerek koyacağız. Havada biraz rüzgarlı olduğundan dolayı dedim narin bir şekilde seçelim ki kuşumuzu da telef etmeyelim. Çünkü bazı yolda gelmeyecek kuşlar da var. Dağlık bir alandan geleceği için arkadaşlar atmacaların falan çoğu olması mümkün zaten. O yüzden biz 30 tane bomba gibi güvercinimizi seçelim. Kutumuza dolduralım. Otumuzu da 3 tane ayarladık. Zaten 10'ar tane koyalım ki kuşlar rahat bir şekilde gidelim. Yaklaşık buradan 40 kilometre bir ötede. Ya 35 ya da tam 40 kilometre olması lazım. Ben 35 diyebiliyorum. Çünkü oradan tarla gidiş bir yol mesafesi falan var. Biz ağzı düz 40 kilometre diyelim. İnşallah oradan bırakacağız. İnşallah güvercinlerimiz bizi yanıltmazlar. Sence yanıltır mı lan Musti? Yanıltmaz kardeş. Ben senin güvercinlerine güveniyorum. Vallahi ben de güvercinlerime güveniyorum. Biz hemen arkadaşlar kutumuza dolduralım. Yolculuk hemen başlasın. Bir de hemen şunu göstermek istiyorum size. Bak şu alt tarafta kümes yaptım bir tane. Bak şuraya Hollandalarımızı koymuştuk. Onun yanında ise iki tane daha yapmaya başladım. Onu da temelini atmaya başladık arkadaşlar. Büyük bir inşaat temelini atmaya başladık. Oraya ise elvanlar birkaç tane elvan güvercini ayarladım. Orayı güzelce elvanlarımızı yavrulatmaya başlayacağız. Hem size yarışçı hem de elvan tarzında güvercinlerimizi yavrulatmaya falan başlayacağız. İnşallah güzel güzel videolar çıkartmaya çalışacağız. Sizden de sadece istediğim arkadaşlar kanalımıza abone olmanız. Çünkü sayımızı güzel bir şekilde arttıralım. Böyle dökme videolarda eğer güzel oluyorsa arkadaşlar yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Biz hemen hızlıca güvercinlerimizi dolduralım. Yolculuk başlasın çünkü yolumuz çok uzun. Hadi siz de abone olmayı unutmayalım. Hemen başlayalım. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi kümese kutularımıza koydum. Güvercinlerimizi şu şekilde gösterelim. Bunların içinden tam 30 tane güvercinimizi seçeceğiz. Aslında çok güvendiğim güvercinleri seçeceğiz. Bakalım inşallah bizi yanıltmazlar. Kutuyu gördüler ya hepsi heyecanla nasıl oldular. Bunlar da bir an önce bizi bıraktırırız. Burası savaşalım hesabı yapıyorlar. Hemen dolduralım. Hemen hızlı şekilde bir dolduralım da çıkalım. Çünkü hava da daha da kötü olmaya başladı. Biz de tabii ki korkmayalım. Hemen doldurup çıkalım arkadaşlar. Hemen bundan başlayalım. Bu bir 16 tane koyacağız. Tabii ki bu sefer tam istediğimiz gibi seçeriz güvercinleri koyacağız. Bu iki. Bak hepsi fark ederseniz benim bu seneki yavrularım arkadaşlar. Hepsi mavi numara. Kuşumun hepsi geneli mavi numara. Tek bir tane mi iki tane kuşumun rengi numara rengi farklı. Ama ona rağmen biz bırakıyoruz. Eğer siz de bu tarz videoları seviyorsanız yoruma belirtirseniz inşallah daha uzun mevkilerden bırakacağız. Herkese güvercinlerimize tanıtlamış olacağız. Bu 3. Bu 3. Aha bu 4. Aha bu 5. Beşti değil mi? 5 6 7 7 7 Aha böyle 8 9 mu? 9 oldu işte. 9 Sen de gel lan. Bunu ilk defa bırakacağım. Kutuya doldurduk. Toplamda burada 51 tane güvercin vardı. Çünkü şurada Hollandamızı falan da koyduk. Buranın sayısı falan arttı. Şu alacağımız falan yeni geldi.
O yüzden burada toplamda 51 tane güvercin vardı. Biz şu an 30 tanesini koyduk. İnşallah bizi yanıltmazlar. Dışarıda hiçbir güvercin bırakmayacağım. Çünkü uzun bir mevkiden geldiği için tahminim güvercinler geldi mi olan zaten damda konuları atmazlar bir yorgunluk nedeniyle. Biz de geldi mi damda zaten görüntülenmiş oluruz. Hemen çıkalım biz. Biz yola çıktık ama yağmur da başladı arkadaşlar. İnşallah sonumuz hayırlı olur. Vallahi yağmuru beklemiyordum. Yağmur da yağmaya başladı. İnşallah köy tarafında yağmıyordu. Ama ileri taraflarda havalar biraz açık duruyor. Bak şu tarafa doğru ben bir göstereyim de. Şimdi yağmur ufaktan atıştırmaya başladı. İnşallah hızlanmazlar. Çünkü biz de kutuya falan doldurduk. Emeklerimiz inşallah boşa gitmez. İleri taraflarda havalar açık. İnşallah köyde de hava durumu nasıl hiçbir bilgim yoktur. Gidip zaten hep beraber görüp yaşayacağız. Karakoy'a da geldik. Daha yolculuğa arkadaşlar devam ediyor. Vallahi bittik biz. Bak burası da büyük karakoyu. Hemen bunun arkasında bizim köye gelecek. Bizim köye de geçtikten sonra tarlamıza ulaştığımı güvercinlerimizi soracak. Vallahi sanki yol bana da çok uzun geldi. Hava ama burada da bak hava da fark ederseniz hava da çok güzelmiş. Antep'te şu an ama yağış var yani. Bak şimdi büyük karakoy burası. Bu da köyü geçtikten sonra hemen bizim köye zaten geliyoruz. Vallahi arkadaşlar iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. Bence iyi yaptık Mustafa. Vallahi ama sanki yol bana çok uzun geldi lan. Yani yok sen 40 kilometre dedin de bence 40 kilometre değil burası. Yok, daha 40 fazla. 40 kilometre rahat var ya. Yani. 40 kilometre. Ama biz belki yarım saattir yoldayız ha. Zaten yol o kadar sürüyor ki. Şu karşıdaki dağlardan sonra Mustafa yoksa. Yok lan hemen çok az kaldı yani. Valla. Buraya da gidersek. Mustafa ama... kuşların buradan tamamen eve giderse. Şu dağları buradan bırakabilir misin diye ileriki sefere. Zaten bak şimdi bırakacağım ya buradan. Evet. Zaten bir sonraki videoda bir düzergahtan devam edersek zaten daha ötelere gidip bırakacağız yani. Sürekli aynı yerden bırakmanın bir anlamı bence yok yani. Tabii canım. Ama bence şu dağlar hani gözle göründüğü gibi yakın değil. Çok uzaklanır. Uğraşmak 2 saatlik yol ha. Sen ne diyor? Bak arkadaşlar bizim köyün yoluna girdik şimdi. Bak Süleyman Ovası buradan 2 kilometre var. Arkadaşlar köy yoluna girdiğimiz nasıl belli oldu Mustafa? Telefon elinde. Çok keskin bir viraj var zaten burada. Şu an bizim köyün yolu. Şimdi tabii ki izlemeye devam edin ki arkadaşlar bizim köyü de size gösterelim. Kim arkadaşlar belki toprak görmeyi özlemiştir. Yurt dışında izleyen arkadaşlar falan vardı. Onların da onlar için de güzel bir andır yani bu. Böyle tahmin Mustafa, ediyorum. Mustafa bu ağaçlar ne ağacı? Bunlar fıstık ağacı. Yeşil ağacı. Antep'in yeşil altını. Aynen. Bak bizim köy burası. Arkadaşlar şimdi bizim köye geldik. Köyümüzü atla geçtik. Tarlaya geldik.
bak. Biz şu zeytinler hemen bizim tarlamız arkadaşlar. Çamur falan olduğundan dolayı tarlaya girmek istemedim. Bak hemen dibimiz zaten bir 20-30 adımlık yer zaten. Hava da çok güzel. Güneş havası var ama biraz rüzgar var. Size bak alanı bir göstereyim. Antep'e dair hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Bayağı bir uzakta. Şimdi inşallah bizi yanıltmazlar. Biraz daha yakınlaştık ki dağlık alanları görsünler. Şu Antep arkadaşlar şu düzergahta bak ta gözden bile zor görülen dağların tam arkasında kalıyor arkadaşlar. İnşallah vallahi bize yanıltmazlar. İnşallah da bu düzergaha doğru batarlar. Çünkü bu düzergahı batarlarsa koşun ters gitme arkadaşlar ihtimali de var. Biz hemen bırakalım da ama güneşli olmasına sevindim. Sadece biraz rüzgar var. İnşallah kuşumuz bu tarafa doğru batar. Üstü vallahi var ya ben çok heyecanlıyım. Acaba kaç tane kuşum eve gidecek? Bir de şu atlama geldi. Keşke var ya bak uzun bir mevkiden bıraktık. Keşke damla tekrardan söyleyeyim de bir olsaydı hangi ilk gelen kuşu ben gerçekten merak ediyorum. Benim tek şüphelendiğim şu 2-3 tane yeni kuşum var ya. Aynen. Onlara karşı biraz şüphem var ama diğerlerinde karşı bir şüphem yok. 2-3 tane arkadaşlar hiç kutu görmemiş güvercini de koydum ben. Dedim onları da bir deneyelim. Onlar şansına da direkt uzak bir mevkiye geldi. Tabanda biz direkt 40 kilometre diyelim. Biz şimdi bırakalım. İnşallah dediğim gibi bir yandan da keşke damla bir tane kamera olsaydı ilk gelen kuşu ben çok merak ediyorum ya. Ya ama şöyle bir şey var Mustafa, bu 30 kuşun varsayalım ki hepsi gelse bile içlerinde misal bir gün sonra iki gün sonra gelen de olacaktır. Şimdi birden evi bulamayana eve gittim eksik olacak kuş da bilmiyorum olur mu olmaz mı? Çünkü ilk defa uzaktan bıraktığımdan dolayı bilmiyorum o konuda. Belki bugün gelmeyip de yarın gelince bilecek kuş da var, onu zaten videonun içerisinde zaman içerisinde göreceğiz. Evet. Biz hemen daha zaman kaybetmeden bırakalım mı? Şimdi hemen hızlı bir şekilde açalım da. Ya Allah yapsınlar. Abo, işte burası perişan olmuş. Hızlı gel 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 gel. Kuşumuzu bıraktık. Ya Allah yapsınlar. Vallahi tersten mi gidiyorlar? Vallahi. Yok ya tersten gitti. Tam bizim tarlanın içine dönüyor. Çünkü yol biraz uzundu ya. Kutuda biraz yıpranmış olabilirler. Hadi lan hadi Antep'e doğru hadi. Bunlar şu an biraz yükselmesi lazım. Geçen sefer bıraktığımızda arkadaşlar bu kadar etrafımıza dönmedi. Ama onda biraz yol mesafeydi. Yol da şeydi ya kısadı. Bunda bak kutuda çok kaldıkları için bak biraz döndüler. Ama şu an yükseliyorlar. Güzergahı çizmeye başladılar. Şimdi bir iki tur daha atarlarsa direkt batarlar. Şu bir tane niye ayrıldı lan? Vallahi bir tanemiz ayrıldı. Yetiş lan yetişemedi lan kuşa. Aynen şu yeni koyduğumdan bir tanesi bak yetişemedi kuşa. Hata mı ettik ne? Hangisi lan o? Vallahi kuş. Nereye gittim? Söyle bir tane takip etsin. Şu tarafa doğru gitti. Battı mı o tarafa? Vallahi ben kaybettim. Heh, kuş bayağı bir yükseldi zaten. Güneşten bakamıyorum ki ben. Abi attım öyle değil. O bir tane göremedin değil mi Musti? Yok o görüyorum. Havada kuş. Vallahi kuş terse battı arkadaşlar. Şu an ters gidiyor. Geçense bıraktığımızda bu da etrafımıza dönmediler ha. Şimdi de şöyle bir şey var Mustafa. O zaman da binalar çok yakındı ya. Mesela gel şu tut da ben bir kere sayabileceğim. O bir tanesi girdi mi içine girmedi mi bilmiyorum ki. 2, 4, 6. Akşam batıyorlar. Çok bak ters gidiyorlar ya. Ve onlar ileriden bence sol yaparlar ya. Arkadaşlar şu an gözlemleme ben zor görüyorum yani. Şu an şeye doğru gidiyorlar bak. Yavuz Yen'le doğru gidiyorlar. Gözden kayboldular ha. Sen görebiliyor musun? Ben çok az görüyorum. Ah şimdi gördüm ben de gördüm. Dur hala gene üzerimize mi gelecek?
Şu an boş hangi tarafa gideceğini bilmiyor yani. Mustafa, bu kustan hiçbir gelmezse ne olur? Kısmet oğlum, zaten bir kesin gelecek diye bir şey söylemedik biz. Bak şu an Balantepe doğru gidiyorlar bak. Bir o taraf yapıyor, bir diğer taraf yapıyor. Bu tarafta Mustafa, ben eğer şu an şöyle kaybettim. Giderlerse var ya, soldan doğru giderlerse. Aynen zaten bizim bunlar şimdi var ya. İbrahim bir tarafına ilk başta gidiyorlar. Aynen. Orada zaten Antep'in içine girdim, direkt şey gezmezler. Direkt Antep'i zaten gezerler de. İnşallah Antep'in yoluna doğru giderler. Çünkü buradan arkadaşlar Maraş falan çok yakın. Maraş tarafına da gidebilirler yani. Buradan Maraş'taki arkadaşlara da selam olsun. Çünkü burada çok bir fark yok yani, Maraş yoluna var ya. Yok, çok yok. Sadece beni yanıltan bir tane kuş ayrı gitti çünkü. Çakmaklı bir tane kuşumuz ayrı gitti. Arkadaşlar biz hemen, bak kuşu gördüm vallahi. Biz hemen arkadaşlar çıkalım, belki yolda kuşu izleyebiliriz yani. Arkadaşlar tamam, şimdi koşa koşa eve geldik. Vallahi nefes içinden aldım. Sizin nasıl geçti? Kardeş yol çok uzundu da. Vallahi arkadaşlar bu kadar uzun olacağını ben bile tahmin edemedim. Bak dava geldik. Vallahi kuştan daha bir tane yoktur yani. Daha bekliyoruz. Biz daha yeni çıktık. Yani bıraktığımız orası bir 40 dakika fazla geçti değil mi Hüseyin? Geçti, fazlası var. 40 dakika yani oldu. Bıraktım, şu an daha bir tane kuş yoktur. Ama kuş terse battı. Zaten orada videoda zaten söylemişti. Kuş biraz terse battı. Yani gün daha hava kararmasına daha çok var. İnşallah gelirler. Ama vallahi şaşırdım ya daha gelmemesine. Dedim normalde benden de bizden de 5'i gelirler ama bize biraz hızlı geldi herhalde. Tam hızlı geldik de ama yine de yol mesafesi çok vardı. Yani yok. Bir de zaten biz yani tam bizim bıraktıktan sonra, biz hareket ettikten sonra var ya, kuş zaten yoktu. Havada yani yoktu yani. Yine bir tane gelseydi şaşırmazdım da. Hiçbiri gelmedi. Kesin hepsi daha bir geziyor arkadaşlar. O yüzden bakalım, vallahi bekleyeceğiz işte. Dediğim gibi ilk gelen de şu an zaten görmüş oluruz biz. Bakalım hani o da gelecek mi gelmeyecek mi? Bak bir tane geldi mi ya? Yok, bu bizim değilmiş. Hadi şimdi biz bekleyelim de kuş geldi zaten çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dama çıktım. Çünkü biraz önce çıktığımda hava filan aydınlıktı. Biraz daha güneş filan vardı. Damda beklemekten sıkıldım, biz aşağı indik. Şimdi ise dama geldim. Bak normalde karışma saati filan başladı. Dama geldik, toplamda tam 23 tanemiz gelmiş şu an. Bak yuvamızın üstünde, bak sayabilirsiniz. 23 tanemiz gelmiş. Tam şimdi 7 tane eksiğimiz var. O bir tane arkada olan gelmemiş. Arkada fark ettiğim çakmaklı vardı. Biraz hafif rahatsızdı sanki. O yoktur gözüme çarpan. Diğerlerde ne bilmiyorum. Vallahi şu ilk defa kutuyu bıraktım. Leme geldiyse diğerlerin o hasta hariç hemen gelmesi lazım. Çünkü şu dönek alacası gibi olanı ilk defa bıraktım. Vallahi o bileme gelse diğerlerin hemen gelmesi lazım. Bak toplamda burada. Arkadaşlar bak güvercinlerimiz geldi. Bak şurada tam damda şu an 20 tane var. Kuşlar biraz önce karışma kuşuna da çarptı. Bak daha bir iki tane daha etrafımıza geziyor. Şimdi zaten geçmişti. Dur hele, hangi tarafta kaldı. Bak daha etrafımızda uçanlar var. Karışma kuşuna çarptı. Birkaç tanemiz de orada kaldı. Ama daha 4-5 tane bir eksiğim var gelmeyen. Bunu açık açık söyleyeyim ben. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Sabah inşallah onlar da geldiğinde, sabaha da gelebilirler. Sabah inşallah onlar da geldiğinde ufak bir story gireceğim. Onlar da geldiğine dair, onları da damda göstereceğim. Çünkü bunları artık kapatmam lazım. Bunları artık kümese koyup kapatmam lazım. Çünkü bayağı bir bak bir iki tanesi. Çünkü kahve biraz önce şu dama da kondular. Bayağı bir perişan olmuşlar. Diğerleri zaten kümesimizde şu an daha duruyorlar. Bak bunları zaten daha hiç bırakmadım. Çünkü dedim ki damda kuşların toplam sayısını falan alırız diye şey yaptım. Burada şu an 20 tane var. 3-4 tane de daha karşıma kuşuna kaldı. 3-4 tane de bir eksiğimiz var açıkçası. Onlar da gelip kondu mu? Bak bir tanemiz daha geldi bak. Bak dur gelsin mi konsun da size yakınını da göstereyim. Bak bir tane daha geliyor bak. Baba da geldi. İşte daha saat geç olmadan dedim videonun sonunu falan çekelim biz.
Umarım güzel bir video olmuştur. Benim için güzel, eğlenceli bir oldu. Hem dağımızdaki sağlam uçumuzu falan görmüş olduk. Hem de bizim için güzel bir değişiklik bir video olmuş oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesin unutmayalım. Hoşçakalın, kendinize iyi. Bu geriye gelenleri ise sabah damla zaten gördüğüm halde ufak bir storiesini çekeceğim. Story'yi de izlemeyi kesin unutmayalım. Bunun ardından bunu bugün yetiştirebilsem bugün paylaşacağım. Yetiştiremezsem de sabah zaten hepsini komple birden paylaşmış olurum arkadaşlar. Hadi hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayalım. Hadi hoşçakalın.